Merhaba arkadaşlar. 27. testteyiz. Fotosentez ve solunumun 3. testi. Diyor ki 1. soruda glikoliz tepkimeleri ile ilgili hangileri doğrudur? Tüm canlı hücrelerde hücrenin sitoplazmasına gerçekleşir. Evet arkadaşlar. Glikoliz hem oksijenli solunumun hem de oksijensiz solunumun başlangıç basamağıdır. Bu yüzden tüm canlılarda ortaktır ve sitoplazmada gerçekleşir. Diyor ki tüm canlı hücrelerde aynı enzim çeşitleriyle gerçekleşir. Evet arkadaşlar doğrudur. Tüm canlı hücrelerde ortak genlerin kontrolünde gerçekleşir. Bu da doğrudur. Cevabımız e şıkkı olur. Tüm canlılarda ortak olduğu için bu yüzden ortak genlerin kontrolündedir diyoruz. İkinci soru. Glikoliz tepkimeleri aşağıda şematize edildiği gibi gerçekleşmektedir. Buna göre diyor X, Y, Z sırasında gerçekleşen olayla ilgili olarak hangileri doğrudur? Arkadaşlar bakın 6 karbonlu bileşiğe 2 tane fosfat bağlamış. Buradaki olay nedir? ATP'yi harcıyor. Yani iki tane ATP'yi harcıyor. Buradaki ayrılan e, fosfatları getirip buradaki bileşiğe bağlıyor. Diyor ki ilk sırasında defosforilasyon gerçekleşir. Defosforilasyon ATP'nin harcanması demektir. Bu doğru. Y'ye bakıyorum. Bakın Y ve Z ikisi de aynı olay zaten. Diyor ki Y sırasında NAT molekülü indirgenir. Nat molekülü indirgenir demek, nada hidrojen bağlanır demek. Evet arkadaşlar doğrudur. Nat molekülüne hidrojen bağlanır. Hidrojenle birlikte elektron da bağlandığı için bu yüzden indirgeniyor. Tamam mı? Normalde hidrojen artı yüklüdür. Yükseltgenir dememiz lazım. Ama elektron da bağlandığı için, eksi yüklü olan elektron da bağlandığı için indirgenir diyoruz. Z sırasında oksidatif fosforilasyonla ATP üretilir. Arkadaşlar oksidatif fosforilasyon ETS evresinde gerçekleşir. Yani elektron taşıma sisteminde gerçekleşir. Ama burada glikoliz evresini vermiş. Burada substrat düzeyinde ATP üretilir. O yüzden bu yanlıştır. Cevabımız B şıkkı olur. Üçüncü soru. Etin alkol fermentasyonu tepkimeleri ve bu tepkimelerin gerçekleştiği canlılarla ilgili olarak hangisi yanlıştır diyor. Tepkimeler iki karbonlu organik yapıdaki molekülün oluşumu ile tamamlanır. Evet arkadaşlar etil alkol fermentasyonunda iki karbonlu etil alkol oluşup daha sonra tamamlanıyor. Fermentasyon sırasında asit oluşumu gözlenir. Bu da doğrudur. 3 karbonlu pürvik asitten 1 karbon ayrılıyor ve asit oluşuyor. Bu da doğrudur. Nadaş molekülünün yükseltgenmesi ile son ürün oluşur. Yükseltgenme ne demek? Hidrojenin ayrılması demek. Evet, nadaş yükseltgendiği zaman hidrojen ayrılıyor ve son ürün olan etil alkol oluşuyor. Doğrudur arkadaşlar. Tepkimeler maya mantarı hücrelerinde gerçekleşir demiş. Evet arkadaşlar zaten etil alkol fermentasyonu mayalanma olarak isimlendiriliyor. O yüzden bu da doğrudur. Tepkimeler sonucunda oluşan ürünlerin enerji potansiyelleri yoktur demiş. Arkadaşlar enerji potansiyelleri vardır nasıl vardır? Etil alkol e, iki karbonlu organik bir bileşiktir. Yani enerji potansiyeli içerisinde vardır. Eğer tamamen inorganik bileşiklere ayrılsaydı yani karbondioksit ve suya ayrılsaydı o zaman enerji potansiyeli yoktur deriz. O yüzden cevabımız E şıkkı olur. Dördüncü soru. Aşağıdaki farklı bakteri türüyle ilgili deney düzeneği hazırlanmıştır diyor. Arkadaşlar birinde yoğurt bakterisi var diğerinde de bir amayas hücreleri var. Yoğurt bakterisi ne yapar? Laktik asit fermentasyonu yapar. Bira mayası mantarları da etil alkol fermentasyonu yapar. Şimdi bakın laktik asit fermentasyonunda herhangi bir gaz üretilmiyor. Ama etil alkol fermentasyonunda e, karbondoksit üretiliyor. Karbondoksit üretildiği için ne yapar? Bu boşluğa gelir. E, bu boşluğa geldiği için de bilyene tarafa doğru kayar? Bir yönüne doğru kayar arkadaşlar. Çünkü burada gaz biriktiği için bilyeyi iter. Dolayısıyla termometredeki her ikisinde de ısı miktarı artar arkadaşlar. Çünkü e, solunum sırasında enerji ile birlikte ısı da üretilir. Diyor ki düzenekteki bile mayalarının fermentasyon yaptığı bilindiğine göre zaten alkol fermentasyonu biliyoruz. Hangileri doğrudur diyor. Termometrelerdeki civa seviyesi yükselir. Evet sıcaklık artar. Cam borudaki hassas bile bir yönünde ilerler. Bakın gösterdim. Evet şöyle bir yönünde ilerler gösterdim doğru. Yoğurt bakterilerinin bulunduğu deney kabında su buharı oluşur. Hayır arkadaşlar ne dedik? Bunlar hiçbir şekilde gaz oluşturmuyor. Laktik asit fermentasyonu yaptığı için gaz oluşturmuyor. O yüzden bu yanlıştır. Cevabımız 1 ve 2 bursa şıkkı olur. Beşinci soru. Bir insanın çizgili kas hücrelerinde oluşan laktik asitle ilgili olarak hangileri yanlıştır? kas, hücreli, kas hücrelerinde pürüvata dönüştürülerek depolanır. Arkadaşlar pürüvata dönüştürülüyor ama direkt o şekilde depolanmıyor. Yani ilk önce glikoza sonra glikojene çevrilip o şekilde depolanması lazım. O yüzden bu yanlıştır. Kan yoluyla karaciğer hücrelerine taşınır. Evet. Hatta kan yoluyla taşınırken beynin e, belli bir bölümüne giderek yorgunluk hissi de oluşturuyor. Bakın diyor beynin ilgili bölümünde yorgunluk hissi oluşturur. Doğrudur. Cevabımız A şıkkı olur. Fermentasyon ile ilgili metabolik fermentasyon ile metabolik faaliyetler için gerekli olan enerji üreten tek hücreli bir organizma için diyor. Hangilerine kesinlikle ulaşılabilir? Şimdi fermentasyon yapıyorsa ya etil alkol fermentasyonu yapıyordur ya laktik asit. Diyor ki prokaryot hücre yapısına sahiptir. Buna kesinlik veremiyoruz. Neden? Çünkü mesela maya mantarları. Maya mantarları ne yapıyorlar? Eee Etil alkol fermentasyonu yapıyor. Bu ökaryot canlıdır, mantardır sonuçta. ve arkadaşlar bizim çizgili kas hücrelerimiz laktik asit fermentasyonu yapıyor, ökaryottur. O zaman bu yanlış. Bulunduğu ortamın pH'ini düşürür. Evet, bakın laktik asit üretiyor. Biri de karbondioksit üretiyor. karbondioksit de laktik asit de ne yapar? Ortamın pH'ini düşürür. Bu doğrudur. Enerji gereksinimi düşüktür diyor. Arkadaşlar onu da bilemem. Mesela Bizim çizgili kaslarımızda enerji gereksinimi yüksektir. Bu yüzden kısa yoldan hemen laktik asit fermentasyonu ile üretiyoruz. Yani sebebi budur. O yüzden enerji gereksinimi düşüktür diyemiyoruz. Cevabımız B şıkkı yalnız 2 olur. Burada bakın aşağıda diyor iki farklı fermentasyon tepkimesinin şematik gösterimi verilmiştir. Buna göre diyor hangileri doğrudur? Arkadaşlar bakın 3 karbondan 3 karbon bu nedir? laktik asit fermentasyonudur. Karbon sayısı değişmemiş. Şu nedir? Bu da etil alkol fermentasyonudur. Burada X, Y, Z olaylarını vermiş. Diyor ki X ve de son elektron alıcısı molekül pürüvattır. Arkadaşlar X'de son elektron alıcısı pürüvat ama Z'de asetaldehittir. Bakın şuradaki molekül asetaldehit. Asetaldehit bu. Son elektron alıcısıdır. O yüzden bu yanlıştır. Y sırasında karbondoksit üretim gerçekleşir. Evet burada karbondoksit üretiliyor. Çünkü karbon kaybı var. Karbon kaybı varsa kesinlikle karbondoksit üretiliyordur. X ve Y sırasında net 2 ATP üretilir. Evet arkadaşlar net olarak zaten glikolizden üretilen ATP'dir. 2 ATP üretilir. Hangileri doğrudur diyor. Aa, bir dakika. X ve Y sırasında diyor. Arkadaşlar 2 ATP X ve Y sırasında üretilmiyor. Glikolizde üretiliyor. Yani glikolizden sonraki şu aşamalarda ATP üretimi yok. O yüzden bunu yanlış alıyoruz. Cevabımız yalnız 2 olacak doğru olarak. Ee, eğer ki size glikolizde net 2 ATP üretilir deseydi tamam. Ama X ve Y'de ATP üretilmez. Bunlar laktik asitle etil alkol aşamaları basamakları. Bu basamaklar sırasında ATP üretilmez. Gelelim 8. soruya. Bir deney ortamına laktik asit bakterileri ile uygun miktarda besin çözeltisi bırakılmıştır. Buna göre bir süre sonra deney, ortamına, deney ortamında gözlenecek değişimler için hangileri yanlış olur? Diyor. Şimdi laktik asit bakterileri var. Laktik asit bakterileri ne yapıyor? Laktik asit üretiyorlar. Isı artıyor. Evet. Laktik asit birikimi gözlenir. Doğru. Karbondoksit miktarı artar demiş. Laktik asit fermentasyonu sırasında karbondoksit üretilmez. O yüzden bu yanlıştır. pH düşer. Asit üretildiği için düşer. Glikoz miktarı azalır. Evet çünkü glikoz kullanılıyor. Cevabımız C şıkkı olur. Dokuzuncu soru. Alkolik fermentasyonda ATP üretimi aşağıdakilerden hangisinde gerçekleşir? Arkadaşlar. ATP üretimi glikoliz evresinde gerçekleşecek. ATP üretimi. Glikozun aktifleştirilmesi hayır burada ATP harcanır. Pürvik asit oluşumu bak evet işte pürvik asit oluşumu sırasında bu glikoliz evresine dahildir. ATP üretimi gerçekleşir. Pürvattan asetaldehit oluşumu, asetal, asetaldehitten etil alkol oluşumu, pürvattan karbondoksit ayrılması hayır bunlar da değil. Pürvik asit oluşumunda üretiliyor. 10. soru. Oksijensiz solunum yapan canlılarda son elektron tutucu olarak hangileri kullanılabilir? Arkadaşlar Bunların hepsi de kullanılabilir inorganik maddeleri kullanabiliyorlar son elektron alıcısı olarak. 11. soru. Prokaryot ve ökaryot hücrelerde oksijenli solunum tepkimeleri benzer biçimde hücrenin farklı kısımlarında gerçekleşmektedir. Buna göre tablodaki harflendirilen bölümler için hangisi yanlıştır diyor. Şimdi yazalım nerelerde gerçekleştiğini. Arkadaşlar prokaryotlarda bütün olaylar nerede gerçekleşecek? Bakın. E, bakın A ve B olayı nerede olur prokaryotlarda? Mesela bakteriyi düşünün sitoplazmada. C olayı yani ETS ise ETS ise mezozomlarda gerçekleşir. Mezozom. Mezozom hücre zarının kıvrılmasıyla oluşan bir yapıdır arkadaşlar. Sadece oksijenli solunum yapan bakterilerde görülür. Ökaryotlara geldiğimizde glikoliz evresi nerede yine? Sitoplazmada. Krebs mitokondrinin matriks kısmında, matrikste ETS ise arkadaşlar mitokondrinin kristazarlarında. Yani her ikisi de mitokondride. Diyor ki A ve D aynı hücre bölümünü ifade eder. Evet ikisi de sitoplazma doğru. B diyor hücre sitoplazmasıdır. Evet B'ye de hücre sitoplazması dedik doğru. C diyor hücre zarıdır. Şimdi mezozom dedik ya. Mezozom hücre zarının farklılaşmasıyla oluşuyor. Doğrudur arkadaşlar. E mitokondrinin kristasıdır. Hayır bak mitokondrinin neyi dedik? Matriksi dedik. Bu yanlıştır. F mitokondrinin iç zarıdır. İç zar yani krista demektir. Doğrudur. Cevabımız denizli şıkkı olur. 12. soru. Bir insanın çizgili kas hücrelerinde gerçekleşen oksijenli solunum ve laktik asit fermentasyonu olayları karşılaştırıldığında hangileri farklılık gösterir diyor. Besin monomerlerinin parçalanma oranı. Evet arkadaşlar farklılık gösterir. Oksijenli solunumda karbondoksit ve suya kadar parçalanıyor. Laktik asit fermentasyonunda sadece 3 karbonu laktik asite kadar parçalanıyor. O yüzden bu farklılık gösterir. Solunum tepkimelerinin tamamlandığı hücre bölümü. Oksijenli solunum mitokondride tamamlanıyor ama laktik asit sitoplazmada tamamlanıyor. O yüzden bu da farklılık gösterir. Açığa çıkan ATP miktarı da farklılık gösterir arkadaşlar. Oksijenli solunumda net 32 ATP üretilirken laktik asitte 2 ATP üretilir. O yüzden cevabımız Edirne şıkkı olur. Evet bu testimizin sonuna geldik. Sonraki testte görüşmek üzere. Hoşçakalın.